Çankaya Üniversitesi'ni tercih etmemdeki sebep eğitim kadrosunun çok güçlü olması. Sürekli gelişen eğitim kadrosuna sahip. Ayrıca eğitim dilinin İngilizce olması da beni cezbeden ayrı bir unsur. Ayrıca okulun yan dal, çift ana dal, Erasmus gibi programlarının da olması ayrıyeten önemli bir etken oldu benim tercihlerimde. Projelerimizi yaparken grup olarak çalışmamız gerekiyor. Ayrıca büyük ölçekli şeylerle çalıştığımız için verimli bir çalışma ortamı lazım bize. Stüdyo sınıflarımızda bu iş için bizim en çok faydalandığımız yerler, her zaman açık olarak kullanabiliyoruz. Eşyalarımızı da burada güvenlik bir şekilde bırakabiliyoruz. Bizim faydalanmamız için baş koşullardan biri. Mezuniyetten öncelikli hedefim herhangi bir kamu ya da özel kurumda işe girmek. Bunun için çalışmalara başladım. İşe girmekle beraber yüksek lisans gibi uzmanlaşma programlarına da başlamayı hedefliyorum. Öncelikle hayattan beklentimin ne olduğunu iyi belirlemek lazım. Bir üniversiteden ya da yapmak istediğim meslekten neler beklersin? Bunu iyice bir belirlemek gerekiyor. Mimarlık fakültesinin her bölümü fiziksel olarak okuması yorucu bölümlerdir. Öncelikle yorulmayı da göze almak gerekmekte bence. Onun dışında seçeceğiniz bölümün içeriğini çok iyi irdelemek lazım. Çünkü bu okuldan ve hayattan beklentinin temelini oluşturuyor. Üniversitemizde öğrenci odaklı bir üniversite olduğu için her türlü imkanlardan faydalanabiliyoruz ve sürekli gelişmeye açık bir üniversite. Burs imkanları, eğitim dilinin İngilizce olması, eğitim kadrosunun sürekli yenilenmesi, gelişmesi ve kaliteli hocalardan oluşuyor olması bence seçilmesi için önemli bir etken. Öncelikle planlama dili hiç görmediğim bir dildi. Ya bölümle ilgili çok fazla bilgim olmadan geldim. Ya beni biraz korkuttu da bu durum. Ama okumaya başladıkça zevk almaya başladım. Ya önüme çok farklı alanlar açıldı. Sosyoloji olabilir, coğrafya olabilir, topografya olabilir, bilgisayar programları olabilir. Bunların hepsi ayrı ayrı kendi alanında uzmanlaştırmayı da sağlayabilecek meslek alanları. Ve kendimi kapatmak varken biraz daha açık olmak, yani kendi görüşlerimi geliştirmek açısından da planlamanın bana çok uygun olduğunu düşündüm. O yüzden zevk de almaya başladım. Şu anda zevk alarak devam ediyorum. Hocalarımız öğrenci odaklı çalıştıkları için bize her alanda destek oluyorlar. Her zaman gidip her türlü sorunumuzu, derdimizi onlarla paylaşabiliyoruz. Bu da bir öğrencinin üniversitedeki başarısı, üniversitedeki tercihlerinin doğru olup olmaması konusunda çok büyük bir etken. Çünkü kendi tecrübelerine dayanarak çok güzel öğrencileri yönlendirebiliyorlar. Bu üniversiteyi ve bu bölümü seçecek öğrencilere başarılar dilerim.